Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle bir kırlangıç çizimi yapacağız. Arka planını ve seçtiğimiz renkleri güzelce boyayacağız ve çalışmamızı keyifle bitireceğiz. Haydi gelin başlayalım. İlk önce kafasından başlıyorum çizmeye. Daha sonra kanat kısmını oluşturuyorum. Kanadın uçlarını yuvarlatarak çiziyorum. Sonra kuyruk kısmını çiziyorum. Aralarını bölümlendiriyorum. Gagasını çiziyorum. Yuvarlarını. Kırlangıcımı çizmeyi bitirdim. Şimdi sıra geldi boyamaya. Önce gözümden başlayacağım. Gagası. Rengarenk kanatları olsun istiyorum. O yüzden ana renkleri kullanacağım. Yani sarı, mavi ve kırmızı. Kanadının içini bölümlendirmiştim. Şimdi boyamaya başlıyorum. Önce mavi ile boyuyorum. Aynı yöne ve kapatarak boyamaya özen gösteriyorum çocuklar. Kırmızıyla boyuyorum. Ve sarıyla boyuyorum. Boşluk bırakmıyorum. Soldan sağa ya da yukarıdan aşağıya boyamaya dikkat ediyorum. Soldan sağa başladıysam soldan sağa bitiriyorum. Yukarıdan aşağıya doğru boyamaya başladıysam da yukarıdan aşağıya doğru boyayarak bitiriyorum ki aralarda boşluk kalmasın, dalgalanmalar olmasın. Şimdi ana renklerle kanatlarını boyadık. Kuyruk kısmını da gelin ara renklerle boyayalım. Ara renklerimiz nelerdi? Hatırlayalım. Yeşil, mor ve turuncu. Turuncuyla başlıyorum. Yeşille devam ediyorum ve
Son parçayı da mor boyayarak bitireceğim. Duşuma gövdesini kahverengi yapmak istiyorum. Bacaklarını ayaklarını çan rengi. Burayı beyaz bırakacağım ve yine gagasının altını ve kafasının üstünün çan rengi boyayacağım. Evet, şimdi çocuklar sıra geldi arka plan boyamaya. Arka planı da boyarken gökyüzünü mavi, yer çizgisini de çim bir alan düşünüyorum. O yüzden koyu yeşile boyayacağım. Yine aynı yöne boyamaya devam ediyorum. Evet, son olarak da gökyüzünü boyayıp resmimi tamamlıyorum. Gökyüzünde istersek tonlama yapabiliriz. Bazı yerleri koyu mavi, bazı yerleri açık mavi boyayarak resmimi tamamlayacağım.
Evet çocuklar, bugün sizlerle sevimli bir kırlangıç resmi çalıştık. Umarım siz de keyifle yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.